Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Et taharatu minel hadethi. Abdestsizlikten nasıl temizleneceğiz, ondan bahsedeceğiz. Ve bunun e, hades ne demektir ve bunun çeşitleri nelerdir, bundan bahsedeceğiz inşallah. Ma'nel hadefi hadesin anlamı şudur. El hadesu <Sessizlik> lugaten hades sözlükte eşşeyul hadisu manasına geliyor. Yeni bir şey anlamında hades yeni oluşan bir şey. Ve <Sessizlik> şer'an örfteki anlamı ise huve o hades şudur. Emrun i'tibariyyun yani şey'un İ'tibariyyun anlamında. İtibari olan bir şeydir. Hani böyle gözle görülür e, vesaire öyle olan bir şey değildir. Maddi bir şey değildir. İtibari bir şeydir. Yekumu ve kapsayan bil e'day. Azaları, organları kapsayan itibari bir şeydir. Hades. O yemne'u ve men ediyor min sıhhati salati namazın sahatini engelleyen e, namazın sahatini engelleyerek azaları kapsayan itibari bir şeydir hades. Bir de ve ma fi hükmüha o hada salata dün namaza. Yani namaz ve namaz hükmünde olan şeylerin sıhhatini engelleyerek organları kapsayan itibari bir şeydir, itibari bir durumdur. <laughs> mesela bu hades durumu gerçekleştiği zaman yani insan abdestsiz olduğu zaman hem namazın sıhhatine engeldir bu durum hem de namazın hükmünde olan, namaz hükmünde olan şeylerin sıhhatini engelliyor. Namaz hükmünde olan ne gibi? Burada yazmışız. Mislu secde teyit tilaveti ve şükri. Mescid-i tilavet secdesi, şükür secdesi ve hutbet-ül cuma, cuma hutbesi ve tavafi, tavaf vesaire. Bunlar hepsi bunların sıhhati için namaz, para abdest şarttır. İşte namaz ve namaz hükmünde olan bu tür ibadetlerin sıhhatine engeldir bu hades durumu yani bu abdestsizlik durumu. Bunların geçerli olabilmesi için abdest almak zorundayız haysu şöyle ki bu ibadetler ki şöyle ki la murakhas yani ruhsat olmayan yani izin olmayan ibadetlerdir. Bunlarda abdestsiz yapılmasına izin yoktur. İlla abdestli olmak gerekiyor. Wayutlaqul hades ayden ala navaqidil vudu'i. Viplak kullanılır el hadesu hades kelimesi kullanılır. Eydan aynı şekilde kullanılır. Ale nevaqıd el vudu'i abdesti bozan durumlar o anlamda kullanılır. Hades demek yani abdesti bozan durumlar. Elleti o o durumlar ki elleti bu nevakıd için sıfattır. O durumlar ki senete haddesu biz bahsedeceğiz ...anhe... o durumlardan o abdesti bozan şeyden bahsedeceğiz fima ba'du ilerideki derslerimizde abdesti bozan durumlardan inşallah bahsedeceğiz. Ve bizim bu nuskaya göre sayfa 62'de sayfa 62'de inşallah gelecek abdesti bozan durumlar diye orada bahsedecek. Şöyle mesela bak göstereyim. Nevakidul vudu'i yani abdesti bozan durumlar sayfa 62'de. Orada e, işleyeceğiz inşallah. Bir de ala mucibatil guslim. Yani yutlaku el ala nevaqid Bir de ala mucibatil gusli. Guslu gerektiren durumlar bu anlamada kullanılır. Yutlak yani yustamelu el hadesu. hades kullanılır. Ala nevaqid Abdesi bozan e, durumlar manasında kullanılır. Bir de yutlak hadesu ala mucibetil gusi. Guslu gerektiren durumlar anlamında da kullanılır. Bu ala mucibeti ala nevâkidil vudu üzerine atıftır. <laughs> yani o zaman burada hadesi bize üç mana da kullandı. Hades için demek üç mana vardır şer'i manası. Birincisi işte huve emrun i'tibariyun yekumu bil e'da yemnu min sahatis salati ve ma fi hükmü ya haysu la murakhasa. Yani e, abdestsiz o, e, izin, e, olmayan e, namaz ve namaz hükmündeki ibadetlerin sıhhatine engel olan <laughs> engel olarak e, azalara kapsan itibari bir durumdur. Bu birinci manası. İkincisi manası hades demek abdesti bozan durumlar demektir. Ve üçüncüsü hades demek guslü gerektiren durumlardır. Toplamda üç mana yaptı burada. Evet. Vel <laughs> hadesu <laughs> yenqasimu ila qismayn hadas iki kısma ayrılır hadasun asgaru bihi hadasun ekbaru asgaru tenisis ekbaru tenisis gayri musafter evet hadasun asgaru küçük hades bir de hadas ekbaru bir de büyük hades küçük abdestsizlik ve büyük abdestsizlik bu küçük abdestsizlik yani e, normal bildiğimiz e, abdest alıyoruz vudu o, o vudu ile bu hadesün azgar bu ortadan kalkar bu hadesün ekberu ise bunda gusül almakla bu ortadan kalkar o demek ki hades ekber güçlü gerektiren durumlar anlamında kullanılıyor el hadesül esgarun. şimdi hepsinden tek tek ayı bahsediyor el hadesül azgarum yani küçük abdestsizlik şudur. Huve o emrun i'tibariyun i'tibari bir durumdur. Yakumu yani kapsar bi il insani insanın organlarını kapsayan itibari bir durumdur. El o a'dai için sıfattır. Yani insanın dört azasını, insanın dört organını kapsayan itibari bir durumdur. Peki insanın o dört organı nelerdir? yani abdestse söz konusu olan Vahiy el vechu yüzdür, yüzdür yedani ellerdir ve ra'su ondan sonra baştır ve riclani ve her iki ayaktır. Feyemnau <laughs> bu hadesi asgar men eder engeller min sıhhati salati namazın sıhhatini engeller ve nahviha ve onun gibi de namaz gibi durum ibadetlerin sıhhatini engeller. Namaz gibi ibadet mesela diyelim ki e, e, secdet tilavet, secdetü şükür, hutbe, tavaf bunlar da namaz gibi ibadetlerdir. İşte namaz ve namaz hükmünde olan bu ibadetlerin sıhhatini engelliyor bu hadis i asgar. Peki bu hadis i asgar ortadan nasıl kalkar? Diyor ki ve yertafi'u bu hadesi i asgar ortadan kalkar bil vudu'i abdest almakla abdest aldığımızda bu hadesi esgar ortadan kalkmış oluyor. Böylelikle artık abdest aldık o hadis hadesi esgar kalktı. Feyusbihul insanu insan dönüşmüş oluyor müsteidden. İnsan hazır bir hale gelmiş oluyor. Lissalati namaz için bir de vanahviha ve, ve benzeri ibadetler için insanoğlu hazır bir duruma bir hale gelmiş oluyor. Vel hadesul bir de hadesi ekber var. Yani büyük abdestsizlik. Bu da ve huve emrun i'tibariyun. Bu da itibari bir durumdur. Yekumu kapsayan e, bil cismi kullihi. Cismin tümünü, bedenin tümünü kapsayan itibari bir durumdur. Bu ise sadece insanın organlarından dört tanesini tek değil. Bu bedenin tümünü kapsayan itibari bir durumdur ve bu hadesi ekber feyemna'u engeller min sıhhati salati ve ma fi hükmüha namaz ve namaz hükmünde olan ibadetlerin sıhhatini engeller ve yertafi'u peki biz bu hadesi e, ekberi bu nasıl ortadan kaldıracağız ve yertafi'u bu e, bu hadesi ekber ortadan kalkar bil gusli gusül abdestiyle ortadan kalkar. Yani gusül abdesti aldığımızda hadesi ekberden kurtulmuş oluyoruz. Onu kaldırmış oluyoruz ortadan. Böylelikten feysbihu'l insanu ehlen lima kana mamnuan anhu. bu yani burala saradın yani, fiysiru <laughs> insanu yuhadakter fiys fiysiru anlamda. Feylen <laughs> <yani, gülüyor> الإنسان İnsan insan e, olmuş oluyor. Ehlen yani ehil oluyor uygun oluyor li kana memnu anhu memnu olduğu şeylere ehil oluyor yani memnu olduğu şeyler e, engellendiği şeyler nelerdir namazdır ve namaz hükmünde olan tilavet sesidir sesidir diyelim ki hutbedir tavaftır vesaire bu gibi şeylerden men edilmişti ya hades ekberden dolayı ama gusül abdesti aldığında artık bunlardan e, e, o men'i ortadan kalkıyor Bunlar dair olan o yasak ortadan kalkıyor. O e, ehliyeti elde etmiş oluyor. Evet. Böylelikten el vudu konusuna geldik. Konu başıdır. Burada kalsın. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.